Merhaba arkadaşlar, bugün Volvo'nun amiral gemisi olan XC90'ı beraber inceleyeceğiz. Şöyle bir fiyat listesine bakalım. Şu şekilde. Anahtar teslim fiyatı 577.560 lira. Temmuz 2017'deki fiyat budur. Aracın önünden başlayalım. Şimdi aracın önü yeni Volvo tasarımı. Torun çekici olarak adlandırılan farlar bu araçta da yer verilmiş. Tabii bu Volvo'nun en üst düzey aracı. Amiral gemisi. Bunun bir düşüğü S90 da var ama bu SUV'si olduğu için göze daha hoş duruyor. Önde Volvo'nun antik çağlardan kalma demirin simgesi olan logosu ve büyük panjurunu görüyorsunuz. Araç gerçekten çok kaslı görünüyor. Farlarda torun çekici olarak adlandırılan farlar. Altlarda krom var. Şuralarda sis farları mevcut. Aracı şöyle profilden çekelim. Gerçekten çok büyük bir araç. Şöyle lastik ve jant kombinasyonunu gösterelim. 20 inç jantlar var araçta. Continental spor kontak lastikler var. Gerçekten çok büyük ve sağlam hissettiriyor. Yanda pek bir tasarım oyunu yok. Yanlarda, alt kısımlarda krom kullanılmış. Zaten araç çok lüks olduğundan daha fazla bir şey katmaya gerek duymamışlar sanırım. Arkalarda karartma var. Bu aracın rakipleri BMW X5, Audi Q7 ama yani benim gönlüm yine de Volvo'dan daha fazla. Şu şekilde arkasına geçelim. Araç D5 motorunda geliyor. 2.0 motor. 2 tane egzoz çıkışı. Yine üst tarafta bazı arkadaşların sevdiği köpek balığı anten mevcut. Bu şekilde de arkası var. Bagajına bakalım. Elektrikli bir bagaj kapağı. Şu şekilde. Bu araç 7 kişilik olandan. 7 kişilik olsa bile yine de arkada belli ölçüde yükleme hacmi sunuyor. Şu şekilde. Buralarda bir şeyler yükleyebilirsiniz. Tabii ki kaplamasından bahsetmek lazım. Altta da yükleme için yerimiz var. Kaplaması tabii zaten Volvo olduğu için en üst düzeye çok güzel bir halıyla kaplı. Koltuklar var arkada. 2 kişilik. Koltukları şuradan yatırabiliyorsunuz. Şöyle içine de bakalım. Buralarda arkadaki yolcular için bile klimalar mevcut. Ayrıca araçta arkada aracı yükseltip alçaltabildiğiniz yerler de mevcut. Onun haricinde 12 volt girişi var. Şurada bir tane LED ışığınız var. Bir tane de buradan. Gerçekten çok büyük bir araç. Şu şekilde de aracı kapatabiliyorsunuz. Çok güzel. İçine geçelim. Büyük bir aynaları var. Şu şekilde kapı kromla kaplı. Kapı kolu. Şöyle kapılardan başlayalım. 3 adet hafızalı koltuğu var. Buralar zaten Volvo derisi, en üst düzey. Aracın neredeyse hiçbir yerinde sert malzeme yok. Her tarafı yumuşak. Sadece buralar bile yani
hafif yumuşak, tamamen sert bir malzeme değil. Şu şekilde cam açma kapatma düğmeleri. Bunlar da Piano Black. Güzel bir malzeme. Sesinde bile zaten kalitesi belli oluyor. Buralar ahşap kaplı. Buralar tabii ki yumuşak. Şu şekilde. Ben şunu da isteyebilirdim. Burası halı kaplı olabilirdi. Volkswagen'de olduğu gibi. Burada halı benzeri bir şey yok. Düz plastik var. O olmamış biraz sanki. Şu şekilde koltukları da elektrikli. Koltuğun derisi, hissiyatı gerçekten çok yüksek bir düzeyde. Kafalıkları bir de çok lüks. Şu şekilde zaten donanımın adı da kafalıklarda yazıyor. İçine geçelim. Bu şekilde direksiyonun derisi güzel. O kadar lüks bir deri değil ama bu. Bu kadar yüksek bir araçta daha güzel bir deri kullanılabilirdi. Ama gerçekten yumuşaklığı, hissiyatı güzel. Sol taraftaki düğmeler, cruise control ayarları, menü ayarları. Sağ tarafta da aynı şekilde voice over ayarları var. Bu şekilde menü değiştirebiliyorsunuz. Şu anda araçta akü olmadığı için ekranı çekemiyorum. Ama ara görüntü olarak koyarım onları. İç ve dış ışıkları yükseltebiliyorsunuz ayarını. Buradan bagajı açıyorsunuz. Burada bir tane çekmecesi var. İçi halı kaplı. Ve bayağı derin. Şu şekilde. Elektrikli bir direksiyon ayarı yok. Manuel. İçine bakalım. Şu ekrandan bahsetmek istiyorum. Klima ayarları. Şuradan aşağıdan açıyorsunuz klimayı. Buradan ayarlarını yapıyorsunuz. Tabi buradan da ön ve arka rezistansı devreye sokabiliyorsunuz. Müzik seti, hayat ayarları burada, ses gibi. Bunun burada olması güzel, ekranda olmaması güzel. Bir anda açıp kapatabiliyorsunuz. Onları ben pek sevmiyorum. Bu ekrandan ondan sonra bahsetmek lazım. Efsane bir ekran. Gerçekten efsane. Ekranın dokunmatiği, hassasiyeti gerçekten çok iyi. Çok hızlı bir ekran. Şu şekilde. Dokunmasanız bile alıyor. Buralarda aracın modları mevcut. İşte ESC, Sport, Park Yardım gibi modları. Tabi çalıştırdıktan sonra bunların tamamı görünüyor. Bu şekilde. 3 farklı sayfası var. Bu araçta opsiyon olarak alabildiğiniz Bowers & Wilkins sistemi de var ama şu anda test ettiğimiz, incelediğimizde yok. Bu şekilde buralar Piano Black ve Chrome'la kaplı. Ekranda yüksekliği, büyüklüğü gerçekten iyi. Vites topuzu şu şekilde. Buralar tabii gene ahşapla kaplı. Buralar tamamen deri. Gerçekten hissiyat olarak çok üst düzey bir araç. Şu şekilde şurada bir gözümüz var. Küçük. Ve şurada bardaklığımız mevcut. Ve burası bayağı geniş. Burası birçok eşyanız alabilir. Şurada da 12 volt girişi var. Electronic Park Fini var. Auto Hold buradan. Dry modun şu. Gösterelim. Şu bile üst düzey. Gerçekten. Motoru buradan çalıştırıyorsunuz. Bakın şu çıkan ses bile gerçekten kaliteyi belli ediyor. Bakın yani torpidoyu bile buradaki düğmeyle açıyorsunuz. Şu şekilde. Yavaş ve güzel bir açılışı var. İçine bakalım. İçi halı kaplı. Tabii ki üst düzey bir yine halı. Ve geniş. Şu şekilde ışığı ve soğutması da mevcut. Şuradaki düğmeden soğutması da mevcut. Kapatalım. Şu şekilde aynası. Çerçevesiz bir ayna. Güzel bir aynası var. Üst taraf beyaz sarı döşeme değil. Alkantara gibi bir döşemesi var. Siyah. Güzel durmuş ama uzun yolculuklarda bu biraz sizi boğabilir. Aslında boğmaz ama bu kadar büyük bir araç olduktan sonra. Klostrofobisi de olan insanlar için de bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şu şekilde üst tarafta sunroof kumandaları, ışık, ışıklarda led. Bu arada çalışmışlar, bakar mısınız? Buralar krom. Şöyle sunroof'unu da gösterelim. Arkaya doğru uzanan geniş bir sunroof mevcut. Şu şekilde perdelikler bile kalın yani, o derece. Aynası. Aynanın burada bir ışığı mevcut.
Şurada hoparlörler, tisler var. Kol dayamadan da bahsedelim. Kol dayamanın içinde şu şekilde bir adet USB var. Geniş. Yine tabii burası da halı kaplı. Burası da üst düzey bir halı kaplı. Araçta dokunduğunuz her yer yumuşak. Hiçbir sert yeri yok. Bakın. Burası yumuşak. Zaten burası zaten oluyor. Burası yumuşak. Burası yumuşak. Buralar yumuşak. Şu yanlar güzel kadifem bir malzeme kaplı. Kapının şuraları bile yumuşak yani, o derece. Torpil de bile yumuşak yani, siz anlayın. Sert malzeme arabada yok. Oralarda zaten gösteriş olarak çok yani, gerçekten çok güzel. Güzel durmuş. Zaten detay ahşap. Katmış. Ahşap gerçekten aracın evet, kalitesini artırmış. Ve kramplarla da güzel süslenmiş yani. Evet, arkaya geçelim. Arkada da tabii yine buralar deri kaplı. Buralar ahşap. Buralar pek sert değil ama o kadar yumuşak olduğunu söylemem ama yine de yumuşak. Ses yapmaz yani. Şu şekilde. Arkada klima menfezleri var. Buralarda süslü bir şekilde güzel. Boş bırakılmamış. Artı onu izlemediyseniz izleyin. Oralarda hiçbir şey yoktu. Burasının böyle olması güzel olmuş. Tabii buradan da ayarlanabiliyor. Arka koltukları gösterelim. Arka koltuklar ileri geri gelebiliyor. Şuradan. Bu şekilde arka koltuklarda ileri geri gidip gelebiliyor. Bu şekilde arkadaki yolcular için de diz mesafesi artıyor. Her koltuk ayrı ayrı. Şu şekilde kol dayamadan da bahsedelim. Her yerin kalitesi çok yüksek. Bu şekilde yukarı aşağı gelebiliyor. Son olarak şuraya çekelim. 12 volt giriş de mevcut. Arka diz mesafesinden bahsetmiyorum zaten. Masa koyabilirsiniz o derece. Gayet fazla diz mesafesi var. Bir Selçuk arkaya gider misin? Şu an en arka durumda. Ön koltukta neredeyse en geride. Ve diz mesafesine bakın. Gerçekten de çok yüksek. Baş mesafesini de gösterelim. Yani 2 metreye kadar arkada oturabilirsiniz o derece. Tabii ki sunroof da elektrikli. Açılıp kapanıyor. Perdesi bile elektrikli. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi şimdi bisikletle devam.